Günaydın, 2021 yılının ilk vlogundan açılış yapıyorum sizlere. Hoş geldiniz canlarım. Biz dün 12, tabi saat 2'ye doğru uyuduk. Aras biraz geç uyudu çünkü dün sabah biraz geç uyanmıştı. Programları dün izledik, işte müzik kanallarını falan dinledik. Ondan sonra televizyonda uğraştık ettik falan derken, şimdi biraz kısayım, arası çizgi film açmıştım. Biz kahvaltımızı yaptık. Ben de Yusuf tost yedik. Arasa da sucukla yumurta ayrı ayrı yaptım ama yumurtasına dokunmadı, sucuğunu yedi sadece. Herkes şu anda relax modunda, koltuklarda uyandık. Daha temizlik hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey dokunmadım. Dışarıda koyu renk çamaşırlarım var, onları toparlamam lazım. Ben de çıkarım. Tamam, terasa çıkacağım zaman seni de çıkarırım. Ama dışarıya da. Herkese aynı zamanda hayırlı cumalar diliyorum efendim oğlum. Şu aşağıdaki yer var ya. Oraya da gidebilirim mi? Ama yola çıkmayacağım. Tamam, sessiz ol. Bornozumla ilgili yorumlar gelmiş. Sabah rutininde ben daha önce de bunu söyledim. Bunu yapmaktan da vazgeçmeyeceğim. Bornozun çok özel bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Eleştirebilirsiniz. Herkesin fikrine saygım var. Sorun yok. Bana göre bornoz. Elbisenin üstüne giydiğini söylesene. Tabii ki sabah pijamaların üzerine giyiyorum ama bunu tabii anlamayacak insanlar da olabilir. Normal yani, şey yapmıyorum. Her kitleyi kendi kafa yapımda görmüyorum zaten. Giymeye de devam edeceğim. Ayıp olduğunu düşünmüyorum. Bornozun ev içinde giyildiği zaman ayıp bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamam? Okey. O konu kapandı. Uzun uzun e-blogları çekin diyorsunuz. Dünkü vlogum bayağı bir uzundu. Çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Sen daha bakmadın değil mi? Ya. Onu daha paylaşmadım ki. Yarın paylaşayım. Şey diyorsun. Evet. Yani siz izlediğiniz bu vlogdan bir gün önceki vlogum olacak. Yılbaşına hazırlığım. Tamamen ev vlogu, günlük vlog oldu. Çok güzel oldu. Bugün de 1 Ocak olduğu için hazırlık falan da yok. Biraz temizlik yapmak istiyorum ama yapmamak da istiyorum aslında aynı zamanda. Bugün sadece böyle keyif yapmak istiyorum, relax yapmak istiyorum. Akşama şey çıkardım, kıyma çıkardım, köfte yapacağım. Yanına da belki bir makarna yaparım, bilmiyorum, bakarım ne olur ne olmaz. Bir menü hazırlarız beraber. Öyle bornozla ilgili yorumlarınıza cevap vermek için aslında kısa da bir açıklama olsun diye açtım. Ben bir fincan daha çay alayım. Hava güneşli, fena değil bugün. Ama sokağa çıkma yasağı var. O yüzden çıkmıyoruz bir yere. Ama tabii ben hafta sonu belki de bir annemlere, bir de Ezel'e gidebilirim. Onları görmek istiyorum. Aynı zamanda Ezel Kuş'un anneannesi gelmiş Bursa'dan. Hoş gelmiş. Ayağına sağlık. Onları şimdi arayacağım. Zaten görüşeceğim. O Halime teyzeyi bir görmek istiyorum. Öyle belki hafta sonu, yakın ya burada, sorun olmaz. Böyle arkadan, arka yoldan bir
Biz tam kahvaltıyı yaptık. Kahvaltı konuşmamı yaptıktan sonra mesaj gördüm. Annem yazmış, kız arkadaşımla sana kahveye geleceğiz diye. Luda Antalya'dan geldi. Dün yılbaşında annemlerdeydi, orada kalmış. Bugün de beni görmeye gelecekler. Hızlı bir şekilde, süper hızlı bir şekilde evi toparladık. Çünkü biliyorsunuz hava atıyordum. Bugün bir şey yapmayacağım, relax yapacağım falan filan diye. Şimdi kahve bir 10-15 dakikaya gelirler aşkım. Şimdi kahvenin yanına birkaç abur cubur bir şeyler çıkarayım. Sonra saçım başım bir tarayacağım ama önce ikramlıkları hazırlamam lazım. Misafirlerimiz gitti. Akşama ettik bu arada. Kayınvalidem de buzdolabı değişmişti. Onun yerine koyduk. İçindeki malzemeleri falan yerleştirdik. Şey verdi kayınvalidem. Yufka, peynir, maydanoz verdi. Şimdi börek yapacağım. Tepsi böreği istedi kayınpederim. Bu masayı sonra toparlarım. Önemli değil. Kalsın çayla da içeriz. Odun getirdi Yusuf. Yok, ben sonradan gene attım canım. İki kere attım odun. Ay, kahveler falan toparlanacak. Şey getirmiş Luda bana. Şöyle tuzlanmış somon. Yani somon turşusu, balık turşusu gibi bir şey. Çok lezzetli. Eline sağlık. Ben ton balığı falan çıkardım. Onlar buradayken salata yaparım ton balıklı diye. Yemediler. Yani yemeye kalmadılar daha doğrusu. Şimdi şu getirdiğim malzemeleri karıştıracağım biraz. Bir tepsi böreği yapayım. Onları şey yapayım. Atayım fırına. Akşam yemeğimiz börek olsun. Peynirim istediği için. Yoksa köfte falan yapacaktım. Şu tavayı da kaldırayım o zaman. Ne yaptın? Neyi canım? Gerçi çöp attı. Sen niye ısırdın şey? Tamam, onu yemesin. Şey yapacak arası. Annem ekleyecekti. Onu niye attın ha? Şahaneymiş ki. Turşusunu yapmış ya. Ya yemeğe başlamadan yarı paketini bitirdik bile. Yusuf'un da hoşuna gitti. O börekleri yaptım. Fırına koydum. Çamaşırlarım vardı. Onları katlamam lazım. Aras'ın odasının hepsini toparladım. Misafirler gelmeden önce. Şu televizyon sesi de sürekli yüksek. Şey yapalım. Çamaşırlarımızı katlayalım. Ondan sonra da yemeğe geçeriz artık. Oy.
abla basarası tıraş ediyor. Bayağı ulamıştı saçları. Yılbaşına yakışıklı tamam olacak mı benim oğlum? Değil mi aşkım? Yeni yılda artık tatlı tatlı dolaşacak. Saçlarına hiç kıyamıyor. Ben de su ısıtmıştım onu. Şimdi duş aldırmak için suyunu hazırlıyorum. Biraz daha koyacağım su. Sobanın üzerine sıcak suyumuz olsun. Şu tepsiler falan yıkanacak. Yusuf böreği pek sevmedi. O yemedi. Ben iki dilim yedim. Kendine yumurta kızarttı. Yumurta yedi. Karnımız doyduk. Gündüzden kalan bulaşıklarım vardı. Onları makineye koydum. Yani makineyi çalıştırdım. O boşaldıktan sonra da şunları yerleştiririm. Ay ay. Güğümde sıcak suyun olması iyi oluyor ya. Çay demledim. Sonra çay içir. Şu ayran malzemelerini de. Ay ev çok sıcak oldu ya. Bunaldım. Pencereyi mi açsam ama neyse. Aras şimdi çıplak duştan çıkacak. Üşümesin. Bu zeytinleri sosladın mı canım? Soslayamadım. Soslayacağım. Tamam. Şimdi ben kapanışı yapacağım ama bu kapanışı yapmadan önce size bir şey sormak istiyorum. Bugünkü vloguma şöyle bir baktım. Bayağı bir hızlandırdığım ya da hızlandıracağım videolar çekmişim. Mesela işte kahvaltılık hazırlarken çekiyorum uzun uzun. Onları kısa şey yapıyorum, hızlandırıyorum. Öyle sizinle paylaşıyorum. Temizlik yaparken de aynı şekilde. Size soracağım şey şu. Bu şekilde gün içinde yaptığım işleri hızlandırdığım zaman izleme hoşunuza gidiyor mu yoksa çok mu sıkıcı geliyor? Yani daha çok konuşmalı şeyler mi dinlemek istiyorsunuz? Konuşmalı vlog mu istiyorsunuz? Yoksa aynı zamanda gün içinde yaptığım her şeyi çekip size hızlandırıp paylaşmamı mı istiyorsunuz? Bunun için özellikle fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sizleri öpüyorum. Çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogumda görüşürüz. Bay bay.